Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz uzun zamandır biliyorsunuz bizim kedilerimiz var bahçede. Şimdi Mart ayı da geliyor. Malum kış hazırlığı, vergi ayı, şu ayı, bu ayı bilmem ne her şeyin bir hazırlığı var. Biz de şimdi araştırma yaptık. Bu kedilerin kısırlaştırma ve aşılama işlemleri için. Köyceğiz Belediyesi'nin veterinerlik hizmeti olmadığı için Dalaman Belediyesi'ne götürmemiz gerekiyormuş. Şimdi biz bunların hazırlıklarını yapacağız. Öncelikle bir box alacağız. Çünkü karton kolide korkabilirler ve büyük ihtimalle de yırtarlar. Ben daha önceki hani meslek olarak da az buçuk bilgim olduğu için kedilerin yakalanması bayağı bir zor. Onları da hırpalanmasını istemiyoruz. Travma yaşasınlar istemiyoruz. O yüzden de bir box alacağız onlara. Biraz yaş mama alacağız. Kedilerin yaş mamaya zaafı var. İlgilenenler muhakkak biliyorlardır. Ondan sonra kedi yakalama operasyonuna başlıyoruz. Için. Biraz uyuduğuna gelse iyi olur bize. Çok teşekkür ederiz. Gel. Hayırlı işler. Kalkmışsın şeyleri. Evet. Yavrularımız için. Bir taşıma kabı. Şimdilik bir de konserve mamamızı aldık. Biz bu kızımızda kısırlaştırmasını yaptırdıktan sonra bir gece nekahat dönemini de burada geçiştirdik. Şimdi çıkarttık, gördüğünüz gibi nasıl yiyor, bayağı bir acıkmış. Bugün diğer kediyi yakalayamayız büyük ihtimalle. Ama yakalayabilirsek onu da götüreceğiz. Şimdi arkadaşlar bazılarınız tepki gösteriyor olabilir ama şimdi kediler nesli tükenmekte olan bir canlılar değil. Öyle de olmasınlar zaten. Ama şöyle de bir durum var. Maalesef toplumumuzda hayvan bilinci, hayvan sevgisi maalesef çok yok. Hatta şu da var, yani bunu da böyle eleştiri olarak söyleyeyim. Köyceğiz Belediyesi'nin veterinerlik hizmeti yok. Biz zaten bunları özellikle arabamıza koyduk. Yani kutusunu aldık. Bunları şey için söylemiyorum. İnsanlık görevimiz. Ama kutusunu alıyoruz, bir masraf yapıyoruz. Buradan oraya gidiyoruz. Bilmediğimiz yerler, siz de biliyorsunuz. Yeni geldik buraya. Yani 15-20 kilometre gidiş, bir de gelişi var. 15-20 kilometre, 40 kilometre yer götürüyoruz. Bir de orada işte bazen veteriner yoktu deniyor. İşte şu zaman getirseydiniz kardeş, zaten bunlar sokak kedisi. Hani zaten zor yakalanıyorlar. Hani biz bir de hırpalamak istemiyoruz yakalarken. Hani kutunun içerisine mama falan koyuyoruz. Çok şükür çok fazla korkmadan, travma yaşatmadan yakalamayı başardık. Çünkü zaten bize çok alışkınlar, bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Onun sayesinde hani böyle hepten yabancı kedi olsa bu işi yapanlar zaten bileceklerdir. Yakalamak mümkün değildir kediyi. Hani köpek zavallı daha böyle bir acizdir o konuda. Daha böyle iri gözükür ama daha zordur. Uzaktan onları uyuşturuyorlar. Hani... Ama biz kedilerimizi kısırlaştırdık çünkü burada perişan oluyorlar sokaklarda. 3 tane dişi, her birinin en az 5 tane yaptığını düşünseniz dahi 15 tane yavru. Hani biz elimizden geldiğince bakıyoruz. Ama ondan sonra perişan oluyorlar. Bunların sadece yemekleri değil ki. Erkek kediler boğuyor, hastalık oluyor. Bunların aşıları var. Bunların aşılarını hepsi belediyede yapılmıyor. Kuduz karma aşısı yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bazılarında karma aşısı bile yok. Sonuçta bazı yerde veterinerlik hizmeti bile olmadığına göre. Yani size ben daha önce veterinerde uzun yıllar çalıştığım için kısa bir bilgi vermek istedim. Hani tepki gösteriyorsunuz ama hani işte doğanın dengesiyle oynamak değil bu. Aksine onların da iyiliği için bir küçük dokunuş diyelim biz buna. Bu yapılması gereken bir müdahale. Biz sonuçta onların nesli tükenmekte hani bir şey değil. Öyle bir riskleri yok. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Olsa zaten
Herkesin önce kapılara çıkıp biz şey yaparız. Biz sadece onların daha fazla eziyet çekmelerini istemediğimiz için ve mahallede de sirkülasyonu kontrol altına almak istediğimiz için biz kendi maddi manevi kendi imkanlarımızla bu katkıyı yaptık. Çünkü Dalaman Belediyesi Köyceğiz Belediyesi'nin işine bakmıyor. Ortaca Belediyesi ve Dalaman Belediyesi oranın hayvanlarına bakıyor. Köyceğiz Belediyesi'nde veterinerlik hizmetleri yok. Şimdi biz kendimizden gerçekten de seve seve yaptık. Görevimiz o ayrı bir şey. Ama maddi manevi biz uğraştık yaptık. Bu da iyi bir şey olduğu için yaptık. Yoksa ne yapalım? Doğursunlar orada. Çoğu insan onu yapıyor. Görmüyor ki. Aç mı? Yaralı mı? Görmüyor bile. Ha, erkek yediği niye kısırlaştırıyorsunuz derseniz de birincisi hayvanlar koku bırakıyorlar. Çünkü doğalarında bu var. Çiftleşmek için dişi arıyor. O sırada kavgaya giriyor. Yani doğa belgeselleri izleyenler bilecektir. O sırada her tarafları yara bere içinde çok derin yaralar olabiliyor. Burada da veterinerlik hizmeti yok. Ben kendi bildiklerime dayanarak bir takım ilaçlarla müdahale ediyorum. Ama ben sonuçta veteriner değilim. Ha tamam, yardım alabildiğim arkadaşlarım var telefonla ama her şey onunla da olmuyor. Bazen dikiş gerekebiliyor. Hani erkek kedilerin kısırlaştırılması da bunun için önemli. Hatta yeni yavruları da özellikle yavru istemiyorsanız 1 yaşından önce kısırlaştırmakta fayda var. Çünkü ileriki yaşlarda oluşabilecek kanser türlerini engelleyebiliyorsunuz. Yavru istiyorsanız özellikle bazıları o yavruyu o cinsi devam ettiriyor yavrularını alarak. O da çok büyük bir sorumluluk. Yani sırf ben yavru istiyorum diye yavrulatmayın hayvanları. Çünkü onları sahiplendirdiğiniz yere de çok çok iyi bakmanız gerekiyor. Hepsine birden bakmak bu ekonomik şartlarda çoğu kişi için çok zor. Yani kısaca size bu konudan bahsetmek istedim. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onlara da gayet güzel bakıyoruz. Bakmaya da elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Sadece onlara değil, elimizin erdiği her canlıya mümkün olduğu kadar. Ama işte doğal seleksiyona engel oluyorsunuz diye bir şey söyleyenler lütfen. Çünkü bunlar çiftleşme içgüdüleri var. Hani insanlar gibi, yani yunuslar gibi değil. Bir insanlar bir yunuslar var bu konuda. Bunun detayını sonra anlatırım. Evet arkadaşlar, biz kedilerimizi teker teker Dalaman'daki belediye barınağında kısırlaştırmaya götürdük biliyorsunuz. Şimdi ertesi güne kadar neden bu kafeste tutuyoruz? Çünkü fazla hareket etmemesi gerekiyor. Bu hiç ameliyat olmuş gibi değil ha. Ameliyatı ben mi oldum acaba? Acıkmıştır ama yani yazık. Ertesi güne kadar çünkü insanlar gibi anestezide kaldıkları için bu sindirim işte ağızları, boğazları böyle uyuşuk olduğu için yerken boğulma riski var. Daha bir de mide bulantısı yapar diye. Aynı insanlardaki gibi sabaha kadar aç bırakın demişlerdi. Ve o kutuda kaldı. Şimdi tabii ki çıkar çıkmaz öyle bir saldırdı ki. Haklı olarak çocuğum çocuğum. Ama bundan sonra rahat edeceksin. Bizde 3 dişi bir erkek vardı biliyorsunuz. Biz şimdi 2 dişiyi hallettik. Bir taneyi daha götürebilirsek. Ne oldu? Evet arkadaşlar, bizim günlerdir kedi kısırlaştırma, aşılatma maratonumuz devam ediyor aslında. Şu ana kadar 2 tanesini hallettik. Son bir tanesi var. Erkeği de yakalayabilirsek götüreceğiz. O zaman 2 tane kalmış oluyor. Ama 2 tanesini gerçekten de onları da hırpalamadan, travma olmadan, korkutmadan. Çünkü hemen ertesi gün bize yaklaşmaya başladılar. Demek ki çok korkutmamışız. Çok da gayet sağlıkları yerinde, iştahları yerinde. Çok da mutlu olduk. Dediğim gibi size açıklamasını yaptım zaten. Bu konuyla ilgili lütfen doğal seleksiyona müdahale değildir bu. İnsanlar bilinçlidir. Doğum planlaması yaparlar. Bakamayacakları çocuğu yapmazlar ki bu bazı insanlar için bile geçerli değildir biliyorsunuz. Ama hayvanlarda o bilinç yoktur.
yardıma ihtiyaçları var bu konuda. Biz o yardımı ettik onlara. Yardım da demeyelim hatta, insanlık görevimiz. Çünkü bunu bizim bilincimiz var, bizim aklımız var. Biz onlara yardım edeceğiz. Elimizden geleni yaptık. Hani bazılarının da içi rahat olsun. Onların doğallarıyla ya da doğal seleksiyona müdahale değildir bu. Bu arada Dalaman Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten de ameliyatlarını yaptılar hiç sorunsuz. Şöyle bir şey, teknolojide de gelişti tabii ki. Önceden benim çalıştığım zamanlarda özellikle diş hekimlerinin kısırlaştırması bayağı bir sıkıntılıydı. Çünkü bayağı bir baştan aşağıya hayvanın dişi açılıyordu. O şekilde ameliyatı yapılıyordu. Sonrasında dikişleri oluyordu. O dikişler başında yakalık olması gerekiyordu. Çünkü yalamaya çalışıp dikişlerini alma tehlikesi oluyordu. Şu anda aynı bu şey ameliyatları var. Safra kesesi ameliyatları vardır ya. Böyle bir noktadan, bir iki noktadan açıyorlar. Bunda da artık tek noktadan açıp ameliyatı tamamlayabildikleri için ne yakalığa gerek kalıyor ne de bir hafta 10 gün boyunca o hayvan o kadar hani acı çekmiyor. Bakan içinde kolay oluyor. Şu anda çok kolay bu. Buna da çok sevindim. Teknoloji bu konuda ilerlemiş. Çok mutlu oldum. Dalaman Belediyesi'ne ve Dalaman Belediyesi'nin veteriner hizmetlerine, veteriner arkadaşlara, tekniker arkadaşlara, oradaki tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik kışlık, kışlık demeyeyim buna, misafirlik diyorum. Çünkü bu yaz kış olabilen bir şey. Yaprağımızı da sarıyoruz. Eskisi gibi saramıyorum anam bacım. Ellerim malum. Yani. Önceden yarım saatte yaptığım şey şimdi 2 saatte yapıyorum. Ama güzel sarıyorsun. Ve çok lezzetli. Aa, evet. O konuda hiç. Elim lezzetlidir. Şu anda tevazu kabul edemeyeceğim. Arkadaşlar şimdi size ufaktan veda edelim. Ben de ufak ufak işimi tamamlayayım. Yarın eğer inşallah yakalayabilirsek diğerlerini de tamamlayacağız. Ama en azından bu süreci size de göstermek istedik. Buralarda ne oluyor, ne bitiyor, hayvanı olanlar için bilgisi olsun diye. Yeni edindiğimiz bilgileri de paylaşacağız zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Yurt dışındaki tüm gurbetçi dostlara ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Kardeşlerin nerede kızım? Hı? Kardeşlerin nerede?